Şahs adına ikinci söz talebi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'e aittir. Buyurun Sayın Ekmen. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin halkına yapılan soykırımı ele alarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a savaş suçlularının Türkiye'de yargılanması için savcılara gerekli izni vermesi konusunda çağrıda bulundu. Aylarca iktidara mensup bütün siyasetçilerin biz uluslararası sözleşmeler gereği Lahey Adalet Divanı'nın tarafı değiliz, böyle bir dava açamayacağımız gibi böyle bir davanın tarafı da olamayız dediğini hatırlatan Ekmen, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bizden daha cesur ve erken davrandığını, bizim ise ülke olarak aylar sonra davaya müdahil olduğumuzu belirterek hala yapmamız gerekeni tam olarak yapmadığımızı ifade etti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Filistin Devleti ile devletimiz arasında kolluk eğitiminin mutabakat zaptına dair bir uluslararası anlaşmayı muhtemelen oy birliğiyle onaylamamak üzere görüşmelerini yürütüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün partileri, bütün siyasi temsiliyetiyle Filistin davasında her zaman yek vücut olmuştur ve bunu yayınladığı ortak bildirilerle ve bu kürsüde gündeme getirdiği eleştirilerle ve savunularla her zaman ispat etmiştir. Ve deyim yerinde ise Filistin davasının bir şehidi de bu kürsüde hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle rahmetli Hasan Bitmez'i bir kere daha o içi yanarak büyük bir hararet ile gerçeği anlatmaya çalıştığı gerçeği zaman içerisinde yaşadık. Bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Maalesef 7 Ekim'de başlayan saldırılarla devam eden süreç 8 aydır uluslararası sistemin gözünün önünde bir soykırım suçunun çok farklı merhaleleri yaşanarak devam etmiştir. Ve bu süreçte uluslararası sistem çökmüştür. Tabii güncel bir olay olduğu için bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz ama kabul ederim ki uluslararası sistem yakın zamanda Ruanda ve Bosna soykırımlarına da sessiz kalarak ve zamanında müdahale etmeyerek ahlaki açıdan büyük bir çöküntü yaşamıştı. Bugün üzücü olan şudur ki sadece Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği değil, İslam ülkelerini temsil ettiğini iddia eden uluslararası kuruluşlar da bu tarihsel utancın bir parçası olmuştur. Peki bu süre içerisinde biz Türkiye olarak ne yaptık? Yapabileceğimizin kaçını hayata geçirdik? Yoğun bir diplomatik süreçten bahsediliyor ama hangi adımları attık? Hangi adımları atamadık? Mesela ticaretimizi kesmekte Malezya kadar hızlı ve dakik niçin davranamadık? Hukuki süreçleri yürütmekte Güney Afrika'yı niçin yalnız bıraktık? Ve maalesef karşımıza çıkan tablo şudur. Bu kürsüden birçok milletvekilinin defalarca ifade ettiği ve bizleri bu soykırıma karşı Ruzi Mahşer'de Allah'ın hesabına karşı tutum almaya davet eden ses yankı bulmamıştır. Ama sandıktan çıkan ses yankı bulmuştur. Ve iktidar Allah'ın tokadını milletin tokadına ye etmiştir. Allah'ın tokadını ahirete adeta vadeli olarak ötelemiştir. Ama milletin tokadı sandıkta realize olunca atmak zorunda kaldığı adımları atmıştır. Mesela ticaret meselesinde önce ticaret yok denildi değil mi? Koca koca bakanlar buraya geldi, ticaret yok dendi. Sonra Allah yerine ekonomi politikalarının nasa dayanlar kendini koyuyor olabilir. Burada Allah'ın tokadından bahsedenler değil. Önce ticaret yok denildi. Sonra yapıyoruz ama Filistin marketleri için yapıyoruz denildi. Filistin marketlerinde yakıt satılıyormuş, Filistin marketlerinde kivemi madde satılıyormuş, demir çelik ve çimento satılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Sonra 54 maddelik bir ambargo paketi yayınlandı. Çok pişkin bir şekilde, daha önce hiç bundan inkar edilmemiş gibi ve finalde kat'i ve kesin bir ambargoyla açıklandı. Ama bugün, sadece bugün İsrail kaynaklarından ve Reuters kaynaklarından defalarca kez bu ambargonun da yumuşatıldığına dair haberler var. Sayın Bakan reddetti ama Sayın Bakan'ın daha önce de böyle bir ticaretimiz yok dediğini hatırlayınca bu reddin gerçek olmasını diliyoruz.
Sivas'ta 11-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen okul sporları halk oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle Denizli'ye dönen 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi halk oyunları topluluğu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya okul müdürü Muslu Canlı, antrenörler Ömür Günay ve Nuri Çırak da eşlik etti. Okullar arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda düzenlemeli dalda 93.42 puanla üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu olan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları topluluğu meydanda bir gösteri sundu. Öğrencileri tek tek kutlayan Başkan Çavuşoğlu burada kendisine hediye edilen çiçeği de öğrencilere verdi. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada gösterinin çok keyifli olduğunu belirtti. Gerçekten de çok keyifliydi. Yani yaptığınız gösteri içeriğiyle, koreografileriyle, sonucuyla, finaliyle gerçekten de bizim aslında arzuladığımız bir Türkiye'yi sergilediniz. Yani bu Türkiye hayalimiz içerisinde hiç kimsenin kendini düşünmediği, kadınıyla, genciyle, gelecekte insanların huzurla yaşayabileceği bir toplum için Kurtuluş Savaşı'na insanların canını verdiğini gördüğümüz, yaşadığımız bu coğrafyada bugüne geldiğimizde herkesin sadece kendi çıkarını düşünerek toplumu yönetmeye çalıştığı bir süreçte aslında çok da güzel bir mesaj oldu. Yani biz istiyoruz ki artık insanlar bundan sonra sadece kendileri için değil, kendinden sonrakiler için, yanındakiler için, kendinden başkaları için yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Ancak onu başardığımızda emin olun kurtuluşu hep beraber başaracağız. Yoksa herkes kendini kurtarmaya çalışırsa memleketi bugün geldiği durum noktasına geliriz ki o da toplumun üstüyle altının altının arasındaki uçurum gittikçe büyümeye devam eder. Ben bu kardeşlerimden ve sizden tek ricam şu olur. Bundan sonra kendimiz için değil, birlikte beraber güzel Türkiye için, güzel Denizli için yaşayalım. Mesela ne yapabilirsiniz? Bugün onu diyorum, başlatacağız mesela. Ya etrafımızı mesela hep beraber güzelleştirsek aslında birçoğumuza iş de kalmaz. Sokakta giderken sigara içenler yer. Şimdi algıda şey de değişti bende. Yolda sigara içenler yer attı mı ilk onları görüyorum. Ya da bir yerde su boşa akıyorsa onu görüyorum. Aslında bu hepimizin başarabileceği bir şey aslında. Yani kendi etrafımızdan başlayarak şehrimizi güzelleştirsek, yere biri düştüğünde onu kaldırabilmeyi başarabilirsek güzel bir yere gider ama koreografisiyle, hikayesiyle mükemmel bir gösteriydi. Zaten hak ederek de şampiyon olmuşsunuz. Hepinizi kutluyorum. Hepinizi seviyorum. Bundan sonra da elimizden ne gelirse sizin için yapacağız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisleri sözü anılarak 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım Paydaşları Buluşma Programı bugün gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılım sağladığı programa ayrıca birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları da katılım sağladı. Bursa ürettikçe Türkiye güçleniyor. Bu doğrultuda sürdürülebilir tarım için neler yapabiliriz? Bu soruya yanıt aramak ve katılımcılığın artırılması amacıyla düzenlediğimiz tarım paydaşları buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Bugün önemli bir gün. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Sevgili katılımcılar, sevgili dostlar, üretimin ne olduğunu ve tarladan sofraya giden o serüvenin ne anlama geldiğini çok iyi bilen siz değerli katılımcılar, üreten, çalışan, emek veren sizlere öncelikle bugüne kadar ürettiğiniz değerler için ve bugünden sonra da üreteceğimiz değerler için
insanlık adına, kentimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Ve hepinizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyorum. Tabii ki seçimler sırasında tüm vatandaşlarımıza, Bursalılara ortak akılla hareket edeceğimizi birçok yerde söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Erdoğan Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve önceki dönem belediye başkanı Erdem Saker de günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de birinci sırada Bursa'mız. Diğer taraftan baktığımızda hayvancılık olarak 224 bin büyükbaşımız, 536 bin küçükbaşımızdan sayı olarak ön sıralarda değiliz ama ülke genelinde tarımsal ürün getirisi olarak 11. sırada yer almaktadır. Çiftçilerimiz Bursa'mızda üretiyor ve yaptığımız ihracat rakamımız da 536 milyon dolardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle başlamak isterim. Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi hakiki üretici köylüdür. Bu yıl bizim pazara, uluslararası pazara sunacağımız ürünlerden üçünü öneriyoruz. A, B, C ürünü. Bunlardan birini seç. Seçtiğin ürünün tohumunu veya pidesini kooperatif toptan alıyor, sana veriyor. Kocaeli Üniversitesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bir birey olan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın meclise uzanış hikayesini anlatan Buğday Tanesi filminin gösterimi gerçekleştirildi. Baki Komşuoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren, öğretim üyeleri, engelli bireyler ve öğrenciler katıldı. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Buğday Tanesi filmi gösteriminin ardından katılımcılara bir söyleşi gerçekleştirdi. Rektör Cantürk ise katılımları sebebiyle İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a teşekkür etti. Cantürk katılımı sebebiyle Bayram'a teşekkür belgesi takdim etti. Gerçekten bir ibret hikayesi, çok başarılı bir öyküyü anlatıyor. Engel, fiziki engeller engel değil, onu ortaya koyuyor. Asıl engel buradaki engellerimizin ortadan kaldırılması, özgüvenimizin arttırılması. Bu tür filmler, bu tür hikayeler toplumumuzda gençlerimizin sadece fiziksel engellilerin değil, bütün gençliğimizin özgüvenini artıracak öyküler. Biz de bizim dezavantajlı arkadaşlarımızla pek çok program yapmaya çalışıyoruz. Onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte dezavantajlı gruplarda sağlık hizmetinin kalitesiyle ilgili bir ulusal sağlıkta kalite forumu düzenleyeceğiz. Arkasından dezavantajlı gruplara yönelik bir üniversite kurma arzumuz var. İnşallah bunların hepsini gerçekleştirebilirsek ne mutlu olacak. Bu program da onun için bir vesile oldu. Vekilimizle de bu konuları istişare ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel katkıları biz de vererek bu konuda toplumumuzu güçlendireceğiz. Vallahi vekilimizin bütün performansı fevkalade iyi. Vekilimiz yerinde durmuyor. Sürekli yurt dışından da ilgi görüyor. Bu konu biraz önce kendisinin de ifade ettiği gibi siyaset üstü, dinler üstü bir konu. Herkesin başına her an için bu tür şeyler gelebilir. Bunların dile getiriliyor olması, herkes tarafından desteklenebilecek bir durum olması itibariyle vekilimizin gayretleri çok değerli. Biz de elimizden gelen bütün desteği vekilimizle birlikte bu gruplara vermek için buralardayız. Bugün Kocaeli Üniversitemiz çok güzel bir proje imza attı. Engelliler Haftası dolayısıyla
sosyal sorumluluk. Bizim filmimizi, Buğday Tanesi'nin gösterimi ve konuşma yaptık hocamızla. Ben teşekkür ediyorum. Eline yüreğine sağlık, sağ olsunlar. Yine burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, engelli dostu, evet, insan dostu Tahir Başkanımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Köyü'ne orada hayata geçirdi Gölcük'te. Bergin Hanım'la birlikte, Bergin Hanım da dernek başkanı sağ olsun, evet, orada büyük destekleri oldu. Yine hocamız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi, evet, hakikaten ablamız, hocamız, dün de Anneler Günü, evet, Anneler Günü'nüze kutluyoruz. Çok güzel Kocaeli'de birlik, beraberlik, kardeşlik içinde üniversite, belediye, insanlarımız, STK'larımız el ele vererek hem bu Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Köyü hem de projeler, yine başkanımızın çok güzel projeleri var. Ben hassasen kendilerine teşekkür ediyorum bu konuda hassasiyetleri olduğu için. İnşallah daha güzellerini hep beraber şehrimize, ülkemize kazandıracağız. İnşallah. Bir de sonra bir dizi film varmış sayın hocam. Çok dizi teklifleri var. Ben şu anda bu işle uğraşamayacağım. Geçen gün televizyonda dedim ki, evet, hocam şimdi milletvekiliyiz. Her tarafta işte aktör ortaya çıktı. Bu gidişe beni meclisten kovacaklar dedim. Ondan sonra ya dedi millet seni seviyor, kovmazlar falan dediler. Yani tabii bunlar sosyal sorumluluk. Amacı zaten bizim gelir etme amacımız yok. Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da hocam. Şu anda 20 milyon yakın öğrencimiz Türkiye'de izliyor. İşte Netflix'te, Türk Hava Yolları'nda, bütün dijital platformlar. Dün de TRT Avaz'ı, TRT Türk verdi. Çok Metaverse'e güzel girdik. Çok 5 milyon yakın genç izliyor. Umut olabiliyorsak, hayata tutunurabiliyorsak ne mutlu bize. Dün kim milyoner olmak isteyen de bir kardeşimiz vardı, Gülçin. Evet. O bir ay önce bana gelmişti. Depremde bacağını kaybediyor. Gazi Üniversitesi'nde doktoru yapıyor. Hatay'a gidiyor, memleketine. Tam döneceği gün bacağı enkaz altında kalıyor. Abisini ve annesini kaybediyor. Geldi, çok dedi, vekilim dedi, sizin filmini izleyerek, biz 6 Şubat depreminde 11 ilde göstermiştik gezici tırlarda. O filmi tutunarak ben hayatta kaldım. Diyorsunuz ya, engelli vali, rektör, bakan, büyükelçi. İşte o engelli rektör ben olacağım. İnşallah. İnşallah. Yani bunu, bu motivasyonu vermemiz lazım. Yani çünkü insanların hayalleri olacak. Bir de şimdi karşısında bizim gibi lisan-ı halle gördüğü zaman bak, vekil oluyor, hakim oluyor, öğretmen oluyor. Tabii, ben doğru tutunuyor. Ya bu insanların, bu insanların buna ihtiyacı vardı. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı riyasette son 20'de çok büyük işler yapıldı. Her alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrimler oldu. Ve insanlar, hani yolunu yapıyoruz, binaları yapıyoruz biliyorsunuz. İnsanlar yaşat ki devlet yaşasın, ama o psikolojik duyguyu, o hazzı, o tutunmayı bizim bu lisan-ı halle söylememiz daha farklı oluyor. O yüzden bütün dünya bu projeyi satın aldı. Dünyanın birçok parlamentosuna davet var. Konuşmacı gidiyorum. Üniversitelerden hocam Fahri doktoru alıyoruz. Gidiyorum. Ve gitmediğimiz hemen hemen bir yer kalmadı. Yeter ki bir yerde tutundurabiliyorsak, umutlu olabiliyorsak. Çünkü dünya o kadar bir hale geldi ki, savaşlar, yaşananlar, işte Gazze'deki kardeşlerimizin durumları, yani ölümler, olağanüstü haller, bu işte pandemiler, afatlar zaten insanlığı yordu, üzdü. Bari biz insanlığı üzmeyelim. Barış iklimi hakim olsun. Papa François'da onu anlattım. Barış iklimi hakim olsun. İnsanlar ölmesin. Engelli kalmasın. Ve hatta lisan-ı halle şöyle dedim. Ben engelli, o tekerlek sandığı yaşlı, hep beraber geldim. Dünyada engelli ve yaşlı refah bakanlığını kuralım. Evet. Kurumsal hale getirelim. Evet. Ve bu insanlara daha da hizmet alsın. Kurumsal bir yapı olsun. Ve dünya bunu başaracak hocam. İnşallah. Zara Dernekler Federasyonu ve Kadın Kolları Başkanı Güzide Öztürk Sağlam yönetimiyle birlikte Anneler Günü'ne özel bir kahvaltı programı düzenledi. Yoğun katılımın gözlendiği bu özel gün, federasyona bağlı derneklerin temsilcileri ve misafirlerin yoğun katılımıyla daha da anlam kazandı. Etkinlikte öne çıkan önemli jestlerden biri, özel gereksinimli çocukların annelerine yönelik duygusal bir plaket ve hediye çeki takdim edildi. Kök hücre bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca ZADEF Başkanı Ali Doğan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a katkılarından dolayı bir plaket sundu. Programda sahne alan ünlü sanatçı Hudut ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Programa Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Işık ve Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve federasyona bağlı dernek başkanları da katılarak desteklerini gösterdi. Saygıdeğer siyasi parti ilçe başkanı, saygıdeğer sivil toplum kurulu başkanları ve kıymetli yönetimleri, Zara Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu ve kıymetli başkanı, Zara Dernekler Federasyonu Kadın Kollarının ve kıymetli yönetimi, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensubu, çok değerli gençlerimiz, kıymetli annelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Yüzüyle Öztürk Sağlam, ZADEF'in çatısı altında yeni oluşmuş olan Kadınlar Kolu ekibinde olmaktan, aynı zamanda Aşamet Çift Köyü'nü temsilen burada bulunmaktan onur duyuyorum. Bugün dünyada en değerli varlıklar olan siz kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Bu anlamlı günde sizlere olan minnettarlığımızı, sevgimizi en içten dileklerimizle ifade etmek istiyoruz. Sizler hepiniz birer kahramansınız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Bir teşekkürüm de Zara Dernekler Federasyonu kadın kollarına, kadın kollarımızı yaklaşık 2-3 ay önce kurduk ama muhteşem işlere imza attılar. Onlardan bir tanesi de bugün bu salonu doldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış doldular. Ben başta annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ellerinde kutluyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ana yarimiz, bizleri büyüten, emek veren tüm annelerimizin, analarımızın günü kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün annelerimin, öncelikle kendi annemin, sonra eşimin tabii. Sonra da bütün annelerimin Anneler Günü kutları. Annelerimizin duasıyla ayakta duruyor bu ülke. Gerçekten onların yüzü su hürmetine ayakta duruyoruz bir taraftan da. Ama bu coğrafyada gözyaşlı anneler de var. Dolayısıyla bu coğrafyadaki gözyaşlı annelerimizin, Orta Doğu'daki gözyaşlı annelerimizin de Anneler Günü'nü daha barış içinde, daha toplumsal barış içinde kutlamak için uğraşımız, hem siyasi uğraşımız, hem politik uğraşımız bunun için olacak. Bir dizi program için Edremit ilçesine gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a iadeyi ziyarette bulundu. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı'nın da yer aldığı ziyarette Vali Ustaoğlu, Başkan Ertaş'a yeni döneminde başarılar diledi. Ertaş, Vali Ustaoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, işitme engelli Ayşegül ve Turan Aktaş çiftinin evine konuk olarak yeni doğan bebekleri için göz aydınlığı verdi. 25 günlük Zeynep bebeğe sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Uzun, aileye bebeklerinin ağlama sesini takip edebilmelerini sağlayan cihaz hediye etti. Başkan Uzun, Engelliler Haftası ve Anneler Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, belediye olarak biz sürekli engelli kardeşlerimizin yanında yer alacağız ifadelerini kullandı. Şimdi biz belediye olarak üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da burada tabii dernekler de çok önemli. Sağ olsun, başkanım olsun.
Mustafa Bey olsun. Tabii ki onların tabii ki yani belediyemizdeki arkadaşlarımıza irtibata geçmeleri, bizimle diyalog kurmaları da çok önemli. Ayşegül ve Turan Aktaş çifti ise başkan Uzun'a ziyaretleri ve cihaz hediyesi için teşekkür etti. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorlar başkanım. Evet. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Yardım ve destekler için Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Sebep olduğu için. Evet. Tekrar geldiğiniz için Allah razı olsun. Çok sevindik. Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi Sarayköy'de jeotermal arama çalışmalarında böylesine bir devasal bir patlama meydana geldi. Şu anda hala fışkırıyor. Umarım yetkililer bir an önce buraya bir çözüm bulur. Çünkü etrafta da koku başlamış artık, kokmaya da başlamış. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz artık. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana gelmiş. Yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su metrelerce yükselmişti. Yaralanan olmadığı olayda kuyu çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı. Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi bu patlamanın gerçekleştiği yerde ayrıyeten bir de cezaevi var. Vatandaşlar da kokudan rahatsız olduklarını söylediler ve bunun tarıma da zarar verebileceğini söylediler. Yakın çevrede evleri olan vatandaşlarsa Virtue TV mikrofonlarına konuştu. Vatandaşlar gürültü ve kokudan şikayetçi. İnsan Ege tercih etse kokusu var. Kokusu ta Balyamanı'da oturuyor, erkir. Esiyor değil mi? Aynen, aynen. Valla ben geldiğimde böyle bir şey görmedim. Bu Nisan 28'inde şey etti bura, patlama oldu. O zamandan beri böyle devam ediyor. Koku oluyor mu, rahatsızlık veriyor mu? Veriyor. Koku rahatsız oluyor. Mi? Rüzgar bu taraftan böyle eserse koku devamlı oluyor yani. Şimdi daha önce yaşandı sayılır. Bunun ek ucu var hemen şu ileride. Aynısı çıktı, patladı. Onu çabuk kapattılar. Fakat bu 15-20 gün oluyor. Bunu nedense hakkından gelemiyorlar. Biraz tazik, kuvvetli galiba. Yani uğraşıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Koku var mı? Rahatsız oluyor musunuz? Çok. Hem bazen mesela benzin kokusu gibi geliyor. Yani değişik kokular şey ediyor, rahatsız ediyor. Sonra, peki bu tarıma hasar verir mi? Tarıma yani, bir zarar verir mi? Benim tahminim %100 verir yani. Verir. Şimdi ağaçlara olsun bilmem ne. Tabii rüzgarı ta çarşıya gidiyor. Mesela diyelim 2 kilometre, 3 kilometreye de bunun şeyini götürüyor. Kokusunu. Görünüyor zaten değil mi? Tabii görünüyor hemen şu karşımızda ileride. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da meydana gelen jeotermal sondajı patlamasının olduğu yere gitti. Hem ülke kamuoyunu hem de Denizli kamuoyunu kaygıyla takip ettiği bir patlamanın Gerali yakınlarındaki jeotermal kuyu açımı sırasında meydana gelen patlamanın olduğu bölgedeyiz. Az önce firma sahibiyle uzun uzun konuştuk. Gerçekten insanlar çok kaygılı. Sarayköy'lü hemşehrilerimiz çok kaygılı. Denizli çok kaygılı. Neden kaygılılar? Çünkü burada ne olduğu, neden olduğu ve sonuçları hakkında kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemektedir. Biz sorularımızı sorduk, sözlü olarak yanıtladı. Ancak söz uçar yazı kalır. Bir, geçtiğimiz günlerde Sarayköy açık cezaevi neden boşaltılmak istendi, neden son dakikada vazgeçildi? İkincisi, çökme tehlikesi var mıdır, yok mudur? Buna ilişkin bir takım bilgilendirmeler, duyumlar var. Bunun araştırılması ve bu bölgede bir çökme riskinin olup olmayacağının da mutlaka belgelendirilmesi, raporlandırılması gerekir. Çevredeki yurttaşlar sürekli bizi arıyor. Boğaz yanması, deniz yanması, göz yaşarması, alerjik veya benzeri astım ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu ya da rahatsızlığı, kronik hastalığı bulunanlar kendilerini çok rahatsız hissettikleri ve bu nedenle de burada daha da hastalıklarının ilerleyeceği kaygısı taşıyorlar. Bu çıkan gazın hidrojen sülfür olduğu iddia ediliyor. Ancak firma sahibi başka bir şeyden bahsediyor. Bu gazın ve
bir an sonraki gördüğümüz, az önce baktığımız kanaldaki akışkanın içeriğinin ne olduğu, tarım arazilerine, çevre sağlığına ve insan sağlığına zararlı bir takım yapılar içerip içermediğinin mutlaka ve mutlaka bağımsız, herhangi bir siyasi baskı görmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından incelenmesi ve incelenmişse Sarayköy kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekir. Israrla sorulan soru şu: bu gökyüzüne doğru arkada gördüğümüz fışkıran gaz içeriği nedir? Asit yağmuru olarak Sarayköy'ün verimli tarım arazilerine, sebze meyve bahçelerinin üzerine akacak mı? Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı konusuyla ilgili soruşturma başlattığı jeotermal kuyu ile ilgili Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya kuyunun kapatıldığını açıkladı. Nihai olarak bugün itibariyle müjdeli haberi vermek istiyorum. 2 saat önce başlayan operasyon tam anlamıyla sona ermek üzere şu an için. Artık patlamış bir kuyumuz söz konusu değil. Ekiplerin yapmış olduğu müdahale sonucunda sonuç verdi ve kuyu artık hem gaz salınımı olsun hem de o sesi olsun söz konusu değil. Nihai olarak artık bu sorun ortadan kalkmış bulunmaktadır. Hepimize gelmiş geçmiş olsun. Öncelikle bu sıkıntılı süreci hep beraber yaşadık. Vatandaşlarımız bu konuda çok sıkıntılar çekti. Hepsinin farkındayız ve gözetmeliydik. Özellikle bilmenizi isterim. Hepimiz kuyunun başında eksiksiz olarak çalışanlarla beraber ciddi anlamda takipçisi olduğumuz gibi elimizden geleni de yaptığımızı bilmenizi isterim. Bu 15 günlük süre içerisinde çok ummalı bir çalışma oldu. Çünkü patlama neticesinde oluşan sıkıntıyı gidermek çok kolay değildi. Ama gerek maden teknik arama olsun, gerekse Türkiye Petrollerinden gelen ekipler olsun ve sahada çalışan onlarca işçinin emeği zayi olmadı, nihai sonuca ulaşıldı. Buradan onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Manisa Akgedi Kanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda kursiyerler Yunus Emre İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenler eşliğinde birçok alanda eğitim görüyor. Lokalde eğitim görenlerden 47 yaşındaki görme engelli kursiyer Memnune Gül katıldığı el sanatları kursunda el emeği göz nuru takılar tasarlıyor, el işi yapıyor. Memnune Gül, kursun kendisine çok şey kattığını belirterek, kursların kendini çok geliştirdiğini ifade etti. Buraya Eylül başında başladım. Açıldığı günden itibaren geliyorum sürekli. Buradaki etkinlikler çok güzel. Hocalarımız çok iyi, çok anlayışlı. Çalışanlarımız çok iyi. Bize karşı hani engelli olmama rağmen bana karşı çok iyi davranıyorlar. Yani davranışlarını çok takdir ediyorum. Başka bir yerlere gittiğimde engellilere karşı insanların davranışları, tutumu çok farklı oluyor. Yani kendimi rahat ettiğim sürece devam etmeyi düşünüyorum. Buradaki hocam olsun, değerli çalışanlar olsun, kurs arkadaşlarım olsun, hepsini çok seviyorum ve kendilerine de teşekkür ediyorum. Kursun el sanatları öğretmeni Nevin Akçor, görme engelli kursiyerlerin herkese örnek olduğunu ve azmin başarının engel tanımadığını ifade etti. Memnune çok başarılı. Yani ben ona yapamazsın dediğim şeyleri ilk gösterdiğim, anlattığımdan itibaren sayılarla işte sağa gideceksin, sola gideceksin, oradan geçeceksin, buradan geçeceksin boncuklarla iple derken başardı. Ve birçok takısı, bakın üzerindekiler hepsi, şunlar filan, hepsi kendisinin yaptıkları, şunlar. Yani hep sayıyla tarif ederek yaptıkları ürünler. Türkiye ile Litvanya arasındaki ticari ilişkileri daha da canlandırmak için ikili temaslarda bulunmak üzere ülkenin en büyük sanayi şehirlerini ziyaret eden Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Rikards Degutis, Denizli programı kapsamında Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile bir araya geldi.
Litvanya Türkiye Büyükelçisi 1. Katibi Hanna Gassi'nin eşlik ettiği Büyükelçi Degutis, Başkan Erdoğan ile beraberindeki Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri başkanlık makamında ağırladı. İkili, iki ülke arasındaki ticari bağın arttırılıp daha da kuvvetlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundu. Deniz'de ve Deniz Ticaret Odası'nda olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükelçi Degutis, Başkan Erdoğan'la ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkesi Litvanya'nın yeni yatırımlar için girişimde bulunacak girişimciler ile ortak iş yapmayı düşünen iş insanlarına açık olduğunu kaydetti. Türk iş insanlarını ülkesine davet etti. Büyükelçi Degutis'i odalarında ağırlamakta büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirlikleriyle ticari hacmin genişletilip büyütülmesinin ön şartının Türk iş dünyasının uzun bir süredir yaşadığı vize sorununun bir an önce aşılması olduğunu belirtti. Bu konuda Büyükelçi Degutis'ten özel ilgi, girişim ve destek beklediklerinin altını çizdi. Bu sorunun aşılmasıyla iş insanlarının farklı sektörlerde zamanla çok sayıda ortaklık ve işbirliğine imza atacağından en ufak şüphesinin bulunmadığını vurguladı. Büyükelçi Degutis de bu konuda gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki diplomatik temasların artırılmasıyla bu sorunun daha hızlı aşılabileceğine inandığını söyledi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ziyareti sonrasında Büyükelçi Degutis ile görüşmeleriyle ilgili olarak şehrimizin ticaretini ve ihracatını geliştirmeye yönelik gayretimiz kesintisiz devam ediyor. Denizli Ticaret Odamıza ziyaretimize gelen Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ricardis Degutis'e nezaketinden dolayı teşekkür ederiz. Denizli'mizi, sektörlerimizi, yeni yatırım alanlarımızı ve Denizli Ticaret Odası'nı anlattık, tanıttık. İki ülke arasında ve Denizli ile olan ticaret hacmini artırmanın yollarını ve işbirliği alanlarını istişare ettik. Vize sorunu konusunda yabancı ülkelerin konsoloslukları bize yoğunluk yaşandığına dair mazeret beyanında bulunuyorlar. Ancak biz böyle bir mazereti kabul etmiyoruz. Bunun iyi bir planlama ve personel sayısının artırılmasıyla aşılabileceğini düşünüyoruz. Ve her fırsatta bunu kendilerine de dile getiriyoruz. Bu kez de Büyükelçi Degutis'e söyledik. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz dedi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Anneler Günü'nde ilçede yaşayan anneleri unutmadı. İlk olarak Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne Çocuk Kampı'nda anneler çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe ve macera dolu bir hafta sonu geçirdi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikte kampçılık ve çadır kurma, gece yürüyüşü ve yıldızlarla yön bulma gibi eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı. Öte yandan Ayten İlgün Harman ve 100. Yıl Gule Akkuş Anne ve Çocuk Merkezlerinde ise çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları yapıldı. Tüm güne yayılan Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Yaşam Vadisi 1. etapta gerçekleştirilen Anneler Günü şenliğinde ise birbirinden renkli görüntüler oluşturan çeşitli etkinlikler düzenlendi. Konser, atölye çalışmaları, cep sahne etkinlikleri, yoga ve spor etkinlikleriyle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşi Zehra Çalık'la birlikte annelerin bu özel gününde onların yanlarında yer aldı. Bir sürü etkinlik oluyor. Günün sonunda ise Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var sahnesinde düzenlenen Eda Baba konseri izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir anne bir yiğit yetiştirir, o yiğit de bütün dünyayı değiştirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle ve minnetle yad ediyorum ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum ifadelerini kullandı. Karşılıksız sevmek ne demek? Anneler bunu en iyi bilir, evlatları da bilir. Ben başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin, sevgili eşimin, Eda Hanım'ın annesinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel vatanı bizim için çok özel kılan bir insan var. Bir anne bir yiğit yetiştirir,
O yiğit de bütün dünyayı değiştirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pamukkale Belediyesi Yüksel Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertömür'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Uğur Çizmecioğlu, Pamukkale Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri, Kadın Mahalle Muhtarları, Engelli Meclis üyelerinin anneleri, Alzheimer Merkezi'ne gelen anneler ile yakınları ve mahalle sakinleri anneler katıldı. Başkan Ertemur etkinlikte annelere çiçek takdim ederek sohbet eşliğinde taleplerini sordu. Merhabalar, geçmiş olsun. Anneler Günü hem hüznü hem de sevinci bir arada yaşadığımız bir gün. Çünkü kimi anneleri evlatlarından uzak, kimi evlatlar annelerinden uzak, kimi annesini sarılamaz durumda. Bu mutluluğu bugün annemi kaybetmiş birisi olarak sizlerle beraber olmak, her birinizi bir anne olarak görmek bu güzel günde benim için de çok önemli. Evet, inanıyorum. Geçmişimize baktığımızda, yan yana olduğumuzda, belki üzdüğümüz, kırdığımız anneleri kaybettiğimizde onun değerlerini anlıyoruz. Onun için ben bütün evlatları, annelerin her zaman, hani o söz var ya, cennet annelerin ayağının altındadır. İnanın o kadar önemli bir söz ki, bugün her zaman keşke annemiz de yanımızda olsun diyeceğimiz günlerden biri. Ben o nedenle bu mutlu günü sizi hüzne boğmak istemiyorum. Ama bütün çocukların annelerine sarılmasını, bütün annelerin de çocuklarını öpmesini istiyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Etkinlikte anneler için hazırlanan müzik dinletisi büyük beğeni toplarken, Pamukkale Belediyesi'nin ücretsiz halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin gösterisi damga vurdu. Öğleden sonra gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösteren anneler gün boyunca birbirleriyle sohbet ederek müzik eşliğinde dans ettiler. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 6 dolandırıcı tutuklandı. 6 kişiden oluşan dolandırıcı çetesi, ikinci el araç alım-satım bahanesiyle akıl almaz bir yöntem kullanarak vatandaşları dolandırdı. 6 kişiden oluşan dolandırıcı çetesi, ikinci el araç alım-satım internet sitesi üzerinden önce sahte ilanlar verdi. Daha sonra ise araç alım-satım işlemleri sırasında sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandırdı. Çetenin geliştirdiği dolandırıcılık yöntemi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dikkatli takibi ve araştırması sonucu tespit edildi. Sıra çetenin yakalanmasına geldi. Dolandırıcı şahısların yakalanmasına yönelik olarak Manisa'nın Soma ilçesi merkezli Mersin ve Adana'da 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri sırasında mağduriyete uğrayan vatandaşların 2 milyon 350 bin liralık zararı da yine şüpheliler tarafından giderildi. Resmi işlemlerin ardından 10 Mayıs tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3 şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. HK, İK, TÇ, İÇ, MÇ ve MY isimli bir kamu görevlisi toplam 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.